gidip bir kahve içeceğiz bu kızlarla. Spor salonumuzun en havalı kısmı. Bunlar saunalar. Şimdi resim yapmaya başlayacağız. Güzel. Başlıyor. Herkese nasılsınız? Ay sesim uyandığımdan beri ilk defa konuştum. Kendi sesimi daha bu sabah duymamıştım. Şimdi duymuş oldum. Arkadaşlar gerçekten 4 dakika önce falan uyandım. Geldim yüzümü yıkadım. Sonra hemen kameramı aldım zaten. Çıkalım şu banyodan. Ay odam niye bu kadar karanlık? Bugün size hayatımda gayet sıradan, normal bir New York gününü paylaşacağım. Bugün ne yapacağız? Ay vallahi sesim böyle adam gibi çıkıyor. Bir de yoga'ya gideceğim. Birlikte yoga'ya gideriz. Sonra da akşam bakarız ne yapacağımız işte. Öyle günler geçip gidiyor. Şimdi sabah vitaminimi alacağım. Sabahları iki tane probiyotik içiyorum. Probiyotik sindiriminize çok iyi gelen bir şey. O yüzden probiyotik almanızı her sabah tavsiye ederim. Bakalım Nil ne yapıyor? Nil bu dönem okulda oturdu. O yüzden böyle sabah erken kalkmıyor. Sesler duyuyor. Yatağında değil. Bu sabah ilk yapacağım şey bulaşık makinesini boşaltmak çünkü içindeki her şey temiz. Nil orada çamaşır yapıyor. Evde böyle temizlikle ilgili yapılacak bir şey varsa hep günün başında yapıp aradan çıkarmayı tercih ediyoruz. Ki günün devam eden saatlerinde temiz temiz güzel güzel evimizde oturabilelim. Şimdi hızlıca bunu yapacağım, sonra bir şekilde bir kahvaltı ayarlamaya çalışacağız. Yoga zamanı. Yarım saate falan dersim var. O yüzden şimdi üstümü değiştireceğim. Spor kıyafetlerimi giyeceğim. Bugün aslında heyecanlıyım çünkü sevdiğim bir marka yeni koleksiyonlarını gönderdi. Set Active ile Mad Happy diye iki tane firmanın collab ürünleri. O yüzden şimdi onları giyeceğim. Bugünün dersi heated. So odanın içindeki nasıl denilir? Sıcak. Spor salonunun içindeki kaloriferi böyle en sona kadar açıyorlar. Sıcak bir ders oluyor. Daha fazla terliyorsun falan. Yogada böyle olunca çok seviyorum. Çünkü eğer sınıf sıcak olursa kaslarım daha çabuk esniyor. O yüzden daha flexible olabiliyorum ders boyunca. Aynı zamanda terliyorum işte, vücudumun toksinlerini falan atıyorum. Dışarısı 3 derece. 3! Yolları kapatmışlar. Neler oluyor burada da böyle? Bunlar kapatmış yolları. Abi çok soğuk. O kadar soğuk ki ellerimi şu an hissedemiyorum. Spor salonumuzun en havalı kısmı. Bunlar saunalar. Arkada vessel var. Ve bu da ısıtılmış havuç. Havuç? Havuz. Bize gelmiyor buraya ama yine de çok havalı. Yogam bitti. Çok çekim yapamadım zaten. Dersin içinde çekim yapmaya izin vermiyorlar. İşte gelenlerin özel hayatlarını korumak adına. Ama biraz yoruldum. Şimdi eve yürüyeceğim. Güne devam ediyoruz. Çikolatalı protein smoothie aldım. Arkadaşlar sabah uyandığımdan beri tipim çok çirkin. Ne yapacağız? Spor salonunun yeri çok iyi değil mi? Evet arkadaşlar, spordan geldim, duşumu aldım, temiz temiz kıyafetlerimi giydim. Dünyanın en güzel hissi. Bugün ajandada bayağı eğlenceli bir aktivite var. Bu akşam Skechers, ayakkabı firması Skechers var ya, bir ressamla birlikte böyle bir yeni koleksiyon çıkarıyorlarmış. Bu koleksiyonun lansmanı için de böyle bir launch party düzenlediler. Beni de davet ettiler, bir arkadaşımla birlikte gideceğim. Ve launch party'de bu ressam bizimle birlikte böyle bir painting workshop. Onun guidance ile birlikte böyle birlikte bir şeyler çizecekmişiz, bilmiyorum yani. Ama böyle aktivitesi olan event daha çok seviyorum. Ama video devam etmeden önce size kısaca videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Videomuzun sponsoru Cambly. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. %60 indirim yapmışlar. Benim kodum da 60 H. H harfi. Hayley'nin H'si. Biliyorsunuz Cambly'yi çok severek sizlere sık sık tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten etkili bir platform olduğuna inanıyorum. Ana dili İngilizce olan native speakerlarla dünyanın her yerinden bağlanıp canlı yayında ders yapabileceğiniz, ders bile demiyorum, hani böyle istediğiniz konudan
sohbet edebileceğiniz bir platform. Ve size belki birazcık motive olabilecek bir küçük hikaye anlatacağım. Geçen gün bir arkadaşımın yurt dışından gelen arkadaşlarıyla birlikte yemek yedik. Amerika'ya geldiler, ziyarete gelmişler. Ve hepsi Danimarka'da doğup büyümüş. Ve ana dilleri... Danimarkaca. Nedir ya? Danimarka'da ne dilde konuşuyorlar? Danish, you know. Danca. Ay bayağı çirkinmiş. Danca. Hikayeme geri döneyim. Ana dilleri Danca. İngilizceyi hepsi okulda ikinci dilleri olarak öğrenmişler. Bütün hayatları boyunca sırf Danimarka'da yaşamışlar. Ama İngilizceleri o kadar akıcı ve o kadar native gibi geliyordu ki kulağa. Yani konuşurken çok az hata yapıyorlardı ve kendilerinden çok emin bir şekilde İngilizce konuşuyorlardı. Bayağı özgüvenli bir şekilde. Bunlar da bizim gibi genç, Amerika, İngiltere ve Avustralya, yani böyle İngilizce konuşulan bir ülkenin dışında doğup büyümüş öğrenciler. İngilizce ikinci bir dil olarak o kadar güzel öğrenmişler ki. Ve bunların hepsi iyi bir eğitim sisteminden gelmelerinden kaynaklanıyor. Ne yazık ki Türkiye'de devletin öğrencilere sunduğu bir artı puan değil. İyi, kaliteli, etkili bir İngilizce eğitimi. Ve bu yüzden eğer dünyada bir global citizen olmak istiyorsanız, uluslararası bir network'ün bir parçası olmak istiyorsanız, İngilizce dünya kültürüne yön veren bir dil. Ve eğer bu dili kullanmakta diğer insanlardan eksik kalıyorsak, her açıda bir eksiklik hissedebiliriz. Bunu tamamlamak da ne yazık ki bizim üstümüze düşüyor. Bizim de bir şekilde önümüzde olan imkanları kullanarak onlara yetişmemiz, geride kalmamamız gerekiyor. O yüzden Cambly gibi sponsorluklar yaparken gerçekten içim çok rahat. Çünkü Cambly dışarıda bulabileceğiniz bu imkanlardan biri. Eğer hala Cambly deneme fırsatınız olmadıysa kodumla birlikte ilk dersiniz ücretsiz. Yani en azından bir girip bir değişiklik olur ya. Size gerçekten geri dönüşü olacak bir aktivite. Kampanyanın linkini aşağı bırakıyorum. Tam şu an indirim olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bugün öğle yemeğine ne yapıyorum? Pilav yaptım. Bu benim pilav pişirme aletim. Bu pişti zaten. Ondan sonra bu bizim Cajun plant chicken. Nasıl denilir? Vejeteryan tavuk acılı. Neyden yapıyorlar? Ben onu da anlamadım ama. Sebzeleri kullanarak yani çakma tavuk yapıyorlar. Ben vejeteryanım biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz mutfakla öyle çok içli dışlı değilim. Sizin şansınıza bugün ahçı olasım geldi yani arkadaşlar. Allah. Hay Allah, Allah'ım ya, ya. Yemeğin yarısı yere düştü abi. Okey tamam işte tavuklu pilav oldu. Normalde böyle buna ne deniliyor? Ay bu saçlar niye böyle? Yani ben anlamıyorum. Normalde tavuğu böyle pilava şey yaparsın. Çitelemek mi deniliyor? Çitelersin ya böyle. Bu gerçek tavuk olmadığı için tekstürü çitelenmeye müsait değil. O yüzden böyle birazcık kestik. Bir tane tavuk alayım. Yalnız tadı sanki gerçek tavuk gibi. Böyle normal birine versem çakma tavuk olduğunu hiç anlamaz bile. Heyecanlı bir öğün değil ama yine de karnımızı doyacağız. Okey, kıyafetimi seçtim. Uber biraz sonra gelecek. Hızlıca size göstereceğim. Böyle bir siyah atlet üst giyiyorum. Ama bu böyle buna bağlı bir şekilde. Carrie Bradshaw, Dior tarzı tül bir etek giydim. Uzun çizmelerimi giydim. Çantamda Prada Clio. Uber geldi. O yüzden ben çıkıyorum. Okey arkadaşlar, event'e gel. Event? Oh! Are you gonna include that? Oh yeah. Event. So we came to the event. That's it, Samira. Okay, event'e geldik. Göstereceğim. Biraz sessiz buralar. Bu ressam bize biraz sonra bir resim dersi verecek. Şimdi resim yapmaya başlayacağız. Bu kadın da yaptı, gitti sonra. Benimkisi de bitti arkadaşlar. Bu da Samira'nınki. Güzel. Don't worry girl. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, en güzel elbiseleriniz giyin. Küçükken annem her sabah bizi uyandırınca o şarkıyı söylüyordu. Sanki her gün bayram. Deli ya her gün bayram. Anne, if you're watching this, I love you. Şaka yaptım, şaka. Birazcık sessiz konuşuyorum çünkü Nibe bir odada uyuyor. Çünkü ben yine erken kalktım, biliyorsunuz beni. Spora hazırım ama bu sefer sporumuz sponsorlu.
sponsorlu spor. Bir yoga kıyafetleri satan firma, Broly diye. Dükkanlarına davet ettiler ve birlikte bir sürü influencerlarla birlikte bir yoga dersi yapacakmışız. Benim de Uber'ım biraz sonra gelmek üzere. O yüzden hızlıca size bugün ne giydim onu göstereceğim. Zaten spora gideceğim. Büyük ihtimalle onlar bana kıyafet verecekler. O yüzden öylesine hani bir şeyler giydim üstüme. Saçıma şöyle bir bant taktım. Bayağı güzel. Bir de böyle küçük küpeler taktım. Gel yavrum. Böyle küçük küpeler taktım. Normalde büyük küpe takıyorum. Spor falan yapacağız ya. Ay çok tatlı oldular ama. Böyle küçük küpe daha sık takayım. Sweaterim Champion. Aritzia'dan normal siyah tayt giyiyorum. Bir de yüksek çoraplarım ve alçak aglarım. Son olarak da çantam Prada naylonun bir vintage. Böyle her şey içine sığan bir çantası. Evet, nerede bu salak araba? Ana gelmiş. Gitmem lazım. Okey arkadaşlar, dünkü olayı anlatacağım, tamam mı? Çünkü milletin içindeydim, böyle rahat rahat size anlatamadım ne oldu. Dün akşamki eventte. Şimdi biz gittik Skechers ayakkabı firmasıyla bir ressam collaboration yaptığı bir ayakkabı tasarımıydı. Daha çok LA'de oluyor ama duvarlara böyle bir sürü bir sürü kalp çizen bir adam var ya, böyle fotoğraflarını buraya eklerim. Yani ben daha önce zaten görmüştüm hani onun o kalp resimlerini falan. Hani adamın tipini bilmiyordum. Çünkü sokak sanatçısı, grafiti ile yapıyor. Hani böyle yüzü pek ortada olan bir insan değil. Neyse biz oradayız tam. Yanımıza yaklaştı. Benle Samira'nın yanımıza yaklaştı. Sorular sormaya başladı işte. Sizi buraya ne getiriyor? İşte kimi tanıyorsunuz burada falan gibi. Biz de işte anlattık, influencer'ız biz. Biz de oraya davetli bir insan zannettik onu. Sonra benim arkadaşım gitti, ona dedi ki sen niye buradasın? Adamın morali bir bozuldu. Haklı yani. Onun adına koca düzenlenmiş event. Ne bileyim hani ismini gördük biz sadece, böyle internete girip bakmadık. Bir de böyle genç bir adamdı da. Ben böyle aklımda nedense daha büyük olur diye hayal etmişim. Ay bayağı pot kırdık bayağı. Konuşsak mı, daha fazla konuşmasak mı, neyse. Ama sonra iyi anlaştık. Hatta event bittikten sonra gidip böyle yemek falan yedik birlikte. Neyse şimdi yine buluşacağım bizim kızla, Samira'yla. Onunla birlikte gidiyoruz yogaya. Hatta birazcık erken gidiyoruz çünkü bir marka için bir fotoğraflar falan çekilmesi lazımmış. Benden rica etti. Onun için sabahın körü uyandım arkadaşlar. Saçımın bandı hoşuma gitti. Neredeyim? Üf, hep çok uzaktayım ya. Geldik. You really tried every option. This is just a vlog of you. I know. Hi. Ay ne kadar güzel yanmışlar. Hepimiz burada böyle yoga yapacağız. Sizi giydirdiler. Böyle. Ona verdikleri set de onun ayakkabılarının rengine uyuyor. Yemeklerimizi de koymuşlar. Jus aldım bir tane. Başlıyoruz. Biz arkadaşlar baksanıza ne kadar güzel. Şimdi gidip bir kahve içeceğiz bu kızlarla. Arkadaşlarım var benim. Biliyor muydun? Sonra ben eve gideceğim. Bu kadar yeter gezdik. Burası böyle Yunan kahve. Doktora geldik çünkü Nil'in boğazları ağrıyor. Boğaz enfeksiyonu olabildiğinden korktuğu için gidip şimdi bir test yaptıracak. Dedi ki ben yalnız gitmeyeyim, sen de bana gel. Ben de onunla geldim, oturuyorum burada. İçeride şu an. Bakalım haberleri size bildiririz. Ay umarım böyle kötü bir şey deyince de bana bulaştırmaz. Kendisi de hemen iyileşir. Atlatırız bu şeyleri. Nil ne dedi doktor? Nasıl olmuş? Ha, bana da söyleyebilirdim sana bunu. Bir şeyin var mıymış? Bir şeyin var mı? Evet arkadaşlar, bu vlogun sonuna geldik. Son birkaç günün maceralarını birlikte yaşamış olduk. Yani bir günlük bir vlog. Eğer böyle New York'ta günlerimi daha fazla vlog yapmamı isterseniz aşağıda bana haber verin. Bunu daha sık yaparım. Böyle birazcık tuhaf. Hani burada hayatımı İngilizce sürdürüyorum ya. O yüzden böyle girdiğim ortamlarda böyle bir anda kamerayı çıkarıp Türkçe konuşmaya başlayınca etrafımdaki insanların hepsi bana bakıyor, böyle şey oluyorlar. Ne oluyor? Ne diyor? Falan oluyorlar. Birazcık komik. Arada İngilizce de kaçıyor işte böyle farklı ortamlarda. Ortamlarda bulunduğum için İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız Cambly kodumu kullanın. Linki aşağıda. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bir sonraki vlogumda görüşmek üzere.